Hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Bado. Hepiniz yeni biraz online videosuna hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi 8-9 gündür falan video atmıyorum. Mental olarak biraz iyi değilim. Ondan dolayı çok ilgilenemiyorum oyunla. Ayrı olarak pazarda baya sıkıntıla baya yani böyle basıyorlar yukarıdan aşağıya. Böyle kafayı yeme seviyesine geldi artık. Bir tık da pazarı ara verdim. Tam bunun üstüne yeni güncelleme geldi. 10 numara 5 yıldız Craft Premium falan eklediler. Şimdi sizlerle birlikte onu inceleyeceğiz. Duruma göre de Craft Premium çekip bir ay crafttan yürüyebilirim. Pazarı bırakmadım. Pazara devam ediyorum çift bilgisayar. Ama bunu belki videolarım, belki videolamam. Onun e, ilerleyen videolarda ve sizlerin yorumlarına göre ha hallederiz. Şu an 3 parça satılık eşyam var. Bir tane 9 heavy plate e, donluk asas. Onun dışında artı 7 shield of hope var. Bir de artı bir Ancient Hammer var. 3 parça eşyam var. Onun dışında full nakitte bekliyorum, takılıyorum. Çok fazla uzatmayalım. Sizlerden tek ricam bu tarz videoların devamı için videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmamanız. Onun dışında ay sonunda turnuvaya gelecek arkadaşları hepsini herkesi bekliyorum. Ben de orada olacağım bir sıkıntı olmazsa. Orada görüşürüz konuşuruz, eğleniriz. Hadi bakalım başlayalım. 9.5.0 patch notları hepimize hayırlı olsun. Hiç beklemediğim bir anda çat diye sapladılar güncellemeyi. Güzel oldu. Craft Premium. Ben de tam böyle ufak ufak craft yapıyordum zaten. Craft Premium'umuz oyunda arkadaşlar. Gelin bakalım kaç paraymış. Şurada mağazada tıklayalım. Açılırsa bugün mağazamızda Craft Premium'umuz e, 4900 cash tam tamına. Özellikleri 150 XP bonus veriyor. Yalandan vermişler. Toplama hızı bonusu, üretim hızı bonusu, toplama tecrübe puanı bonusu, üretim tecrübe puanı bonusu. Yani biz gathering yaparken, yani bildiğin kazarken %30 daha hızlı kazacağız, %30 daha hızlı fazla exp alacağız. Craft yaparken de, üretim yaparken de %30 daha hızlı olacak, ee, tecrübe puanı da daha hızlı olacak %30. Niye bunu anlattım? Bunu da bilmiyorum. <laughs> Farklı bir metal toplayabilmek için beklemeyensi gereken süre 30 saniyeye düşüyor. Şu an mükemmel oldu bu. Daha yüksek eşya elde etme oranı %20. Yani drop kazarken kaliteli eşya alma şansınız artıyor. Market eşya limitimiz bu Action azdaki 20 olmuş. Market satış süresi 48 saat. NPC'de eşya satışına fazla altın etme %10. Travel, tamir, eşya yükseltme, rün basma, üretim, ağırlık vesaire vesaire. Öldüğünde kayıptan korunan tecrübe puanı %90. Hmm, yani Death Valley'de hep ama Allah Allah. Canavar ölmezsin ki. Neyse. Stat skill puanlama güzel olmuş. Zindanlara giriş hakkı. Krallık ollamasına katılma hakkı. Ve ek ödül olarak binek veriyor 30 günlük. Materyal çantası diye bir dalga var arkadaşlar. Knight'teki VPK gibi değil bu normal ekstra çanta. Bunun içine craft malzemelerinizi koyabiliyorsunuz sadece. Ya yani sayılabilen eşyaları koyabileceksiniz sadece. Ayrı olarak pustan alınmıyor. Sadece craft e, premiumla birlikte veriliyor diye biliyorum. XP ve Farm Premium ürünlerinde bulunan toplama ve üretim bonusları 90 gün sonrasında 110 seviyesine düşürülecek. Bunu direkt düşürseler olurmuş ya da 10 gün sonra 90 gün kötü olmuş. Bu premium komple premium'a dahil değil. Evet online pazar kullanıma kapatıldı. Yerine Action House sell, e, order sistemi aktif edildi. Bildiğiniz gibi Awrart'tan bildiğimiz e, AH beklendi direkt biz burada H Action House burada Mayor'dan buy kuruyorduk. Buradan aynısının selini kuracağız. Tabi pazar kurarken yer lazım. Kuramadım gitti. Lan tamam, bu ne amma dolmuş. Evet yapamadım. Gerizekalıyım. Kabul ediyorum. Şöyle köşeye bir yere gideyim. Normal pazar kurma sistemi bir tek şu an çarşı karıştı bu pazarda. Aa kuruluyor mu? Kurulmuyor. Ee, action house, my order, sell order. Buradaki olay şu. Ben bunu sele koyduğum zaman direkt insanlar istediği yerden çat diye çekebilecekler. O sistemi yapmışlar. Bence eski sistem daha iyiydi. Şu an bir tık karıştı. Nasıl daha iyiydi? Mesela biz ağır varttayken AH'ye atabiliyorduk itemi. Atıyorduk AH'ye. Orada vergi %5 oluyordu. Manuel pazarda vergi %2 oluyordu. Entimiz o şekildeydi. Umarım yine o şekilde bir ayarlama yaparlar. Ama bilmiyorum bu da fena değil yine. İnsanlar her yerden çekebilecek itemlarını. Yani bu e, demircinin yanındaki sıkıntılı arkadaşlardan kurtulmuş olacağız bu sayede. Devam edelim. Eşya alım ve satış sadece Dorion haritasında yapabilirsiniz. Yani bu alışı ve satış sadece Dorion'da. Death Valley'den çekemiyormuşsun. Pazarınız online pazar gibi kurulu olacak. Fakat e, bu sistem ile başka bir Dorion kanalında oyuncu sizin olduğunuz kanala gelmeden eşyanız satın alabilecek. Evet. Dorion 8'den çekebiliyor. Premium karakterler XP Farm Battle 16 adet premium karakterler. 8 adet eşyayı aynı anda satışı sunabiliyor. Bu Craft Premium'da bir dakika 20. Evet. İyiymiş. Satış pazarını bozmak istediğiniz ilk önce oyun için hareket ederek pazarı bozun. Daha sonra AHMI orders kısmından remove edebilir. Eşyalarınız inbox kısmına geri gelecek. Artık satın aldığınız eşyalar çantanıza değil action house inbox'a gelecekmiş. Inferno'ya yeni puan sistemi eklendi. Güzel oldu. Birer tane kule eklemişler. 1 bir dakikada biri doğuyor. Kestiğin zaman bir puan veriyor. Inferno etkinliğini kazanmada 50 şey 100'den 50'ye düşmüş. Bu da gayet çok güzel, çok çığır açıcı bir e, güncelleme olmuş. Artık bir kill alan dürtüp dürtüp geri kaçamayacak. %100 PK atmak zorunda kalacak insanlar. Gelelim en büyük olaylardan birine. Relik eşyası aktif edilmiş arkadaşlar. Buradan magellere eselatu ve sela diyoruz. Artık inanılmaz ötesi hasarlar vurabileceklerini düşünmüyorum ama tabii 25 olursan şöyle bakıldığı zaman 10 10 10 veriyor. Ama magic bonus'u var. Yine yani dengeler ya, dengeler bilemedim, bilemedim. Bunu 3 GB'ye alıyorsunuz abi. Mağazadan çekiyorsunuz 3 GB'ye. Ondan sonra upgrade yapıyorsunuz. Bu yanmıyor. Buna basıyorsun, çıkıyor. Basıyorsun, çıkıyor. Basıyorsun, düşüyor. Basıyorsun, düşüyor. O şekilde olacak. Yani yok olma şansı yok. Ee, Relic upgrade sürülü zindanlarda. Solo zindanları eklemişler. Mükemmel olmuş. Ee, onun dışında Death Valley'de de Soul Yaratığında e, düşüyormuş. Bu da farm için artı bir oldu. Farm atan arkadaşlar için güzel oldu. Eşya yükseltmesini seviye yükseltmenin epeycisinde Rewindable Upgrades kısmından yapabilirsiniz diyor. Aynen. Okey. Eşyanın minimum seviyesi 1. Maksimum 25'tir. Lucky Charm kullanarak arttırabiliyorsunuz. Eşya karaktere özel satılamaz, aktarılamaz veya bankaya konulamazmış. Aldığınız zaman orada kalacak yani upgrade sırasında coin istemiyormuş. Hadi bakalım iyiymiş paramız cebimizde kaldı. Başarız olursa artık yok olmayacak. Kademi seviye başına geri dönecek. 5 olduğu zaman kim 500 milyar olmak, kazanmak isterdik gibi. Artı 5 yaptığınız zaman 5000 lira garanti. Onun altına inmiyor. 10 ve 15'ten sonra artıyor. Onun altına inmiyor. Wow. Ne? Bu kötü olmuş. 4 yandığı zaman 1'e düşüyor. O zaman 1 geçtiği zaman 5'e mi çıkacak? Oğlum var ya bu GB bak bunu yapmak isteyenler olur. Merlin 25 seviye koydu bile şu an çarını ama çok para harcar buna. Acayip para harcar. Ama gerçi o kadar sadece lucky charm koyar koymazsa şunun fiyatı da inanılmaz pahalı olmaz. Takır takır basarlar ya dengeli dengeli. Material back bu şeyden geldi işte. Biliyorsunuz siz Craft Premium'un özelliği. Biz Craft Premium alacağız sanırım bu arada. Ee, direkt buradan adama PM atabiliyorsunuz. Yani Nick'i kopyalama butonu eklendi. Vurdumlaşmalar için. Aynı şekilde partide de. Ancient ön altlı eşyaların arka planı güncellendi diyor. Yani alt yapmışlar bildiğin silik yapmışlar daha iyi olmuş. Satışın sunduğunuz eşyalardan gelecek vergi kesintisiz toplam fiyat eklendi. Yani koyduğunuz zaman vergi kesintisiz, kesintisiz yazacak buraya. O saçma olmuş anlamadım. A, alımı geç. Kafalığı düzeltmişler. Scroll of Valor eşyası mağazada satış sunmaktadır. Bu ne lan? Ha şey eklemişler. Ee, BP kasarken 10 arttırıyor işte. Düzenlemelere gelelim. Devam ediyoruz. Bazı eşya ve takılarda yeni düzenlemeler yapılmış. Ee, bazı takılar upgrade olmuş. Onu ayrı olarak açıklamadaki linkten bakabilirsiniz. Facelifter'ı artı 9'u Golden Snake 9'a denklemişler sanırım. Çünkü APS az kalıyordu. Onu denklediler. Lunas Karalık'ındaki defa defe Lunas defeat Dead Lord Event görevinin görüntüsü sorunu giderildi geç. Yine Dead yapılan taş duvar tamam. Kanal dışı minim boyutu bilgi penceresi yapman, tamam. Yetenekler sıfırlansa bile mouse sağ tuş kısa yolundaki hafızada kalma sorunu giderildi. Tamam. Rov ayarlarındaki otoparti join auto teleport kurulundaki hata giderilmiş güzel. Eşya'daki HP'li gö gösterilen onun ilk katı fazla can As ya, ya of ya. Birkaç şeyden neden onu verir, ayrı ayrı log basması sorunu giderildi. Mesela ASS Draki'de %5'ti %10 alıyorduk artık artık onu alamayacağız. Deathmatch geç, deathmatch geç. Ben deathmatch girmiyorum o yüzden geçiyorum. diyorum dinleyebilir. <laughs> dinlenebilir. <laughs> Herhangi bir düşmanı hedef almadan otomatik olarak yaptığınız Darmasyon iptali yapan hala giderildi. Confusion po Potion eşyasının adı Phantom Elixir olarak değişmiştir. Ve geliyor. Sis bombası ve beri baklan skill'lerini değiştirmişler. Step back'i 84 yapıp üstüne bir de skill book ve para verme yapmışlar. Yani çok imba bir skill yani güçlü bir skill zaten. Para kazanma ve insanlar işte GB yükselsin bir tık daha. Gerek var mıydı bilmiyorum ama tabi onlar daha iyisini bilirler. Smoke bomb gerek vardı bence. Bu çünkü bayağı güçlü bir skill. Böyle bir yere koyman lazım ki artık asaslar tamam. Çok güçlü değiliz. Ben hala asasların vurduğuna inanmıyorum. Ama smoke bomb Evet güçlü bir skill. Böyle yapabilir artık. Değişik kombinasyonlarla kullanacağız. Death Valley bölgesinde ırk köylerindeki BP gelmemesi gereken Geni şeyler genişletilmiş. Bu merşant sisteminde sayılabilir eşyaların yüksek fiyatlarda alım yapılması sırasında oluşan ta giderilmiş. Yeni görev silahlarının bankaya konulabilmesi sorunu giderildi. Artık karakterinizde önünde herhangi bir obje taş duvar varsa Alan yeteneklerini kullanamayacaksınız. Esselatu vesselam. Mageler. Sonunda, sonunda şu geldi. Çünkü ben koşuyorum. Ben gidiyorum, yolumdayım. Bir anda Nova ölüyorum arkadaşlar. Bu saçmaydı zaten. Yani ben Allah'ım tövbe estağfurullah. Nereye atacağım Nova'yı? Önünü görecek. Buradan <laughs> levodama geçiyordu. Sevgiler, selamlar. Oo, oğlum oha kaç tane var lan? Yarım saat mi olacak video? Ben bakayım hızlandıralım. Hızlıca okuyayım şöyle bakayım. Bu merchant'ta wait miktarı uzayacak şekilde pazar kılması kapatılmış. Okey. Diskilize Güzel. Gereksinmen kısmını yanlış gördüm. Tamam. Bunlar sorunları düzeltiyorlar işte. Crystal Forest Aynı partik fakt Böyle bir hata mı varmış? Ama hiç fark etmedim. Dorian ondaki bu merchant pazar ve efendisi. Jachkuya bizim elit pazar yerimiz. Mahvoldu gitti artık. Inferno etkinliğinde aynı ırklar karşılaştığında Dost gözükmesi sorunu giderildi. Ranger Spendant'ta bulunan HP değerindeki hata giderildi. Yükseltme parçamının Black Smith'e eşyalı birlikte koynuzda çantalan silinor gibi gözükmesi sorunu giderildi. Evet, mantıklı. Bildiğiniz gibi kimin itemi yanlış? Birinin itemi yanmıştı o şekilde ya. Ancient takıldığınızda item kombine sisteminden çevirdiğiniz duyuru geçecek şekilde. Aa, alttan kombine oluyor. Aa, güzel. Deathmatch'i 84 yapmışlar. 7-8-9 dismantle edilemez olarak düzenlenmiştir. Mantıklı hareket. Çar soymalara birebir. Ya da sevmediğim bir arkadaşının artı dokusunu e, dismantle edilemez yapabilirsin. Sevme. Giriyordum ben mesela. Bizim azemim var. 9 hetratı var. Sevmiyorum. Dismantle et. Geri de alamaz zaten kafasında. Artık olur ama artı 10 yaparsa dismantle edebilirim sanırım. Dead Boy haritasında aktif edildi arkadaşlar. Hadi bakalım büyük klanlar toplansınlar. Radiantlar da farmını bıraksınlar. Ama şöyle bir şey. Karşıdan biriniz birine ok attığı zaman Rove direkt duruyor otomatikman. Ondan dolayı istediğiniz gibi darlayıp, istediğiniz gibi sorun çıkartıp karşıdaki adamları delirtebilirsiniz. Farm atamıyor musunuz? Attırtmayın. Devam. Inferno etkilerinde karşı bölgesine çıkmaya çalışan oyuncular otomatik ana bölgeye düşülecek. Alın pazarı eşya arama sistemine minimum 3 harf istenecek. Back expansion slot sayısı 20'den 25'e. Kahvetlerde revize. Lunascar varıyor. Geç. Geç. Vergi %3 olmuş. Hmm. Burning Trend sonuçlarında da geçildi. Tamam. Scorching Spray. Mageler öldü arkadaşlar. Bu güncellemeden sonra Magelere ne olur bilmiyorum. Üçüncü büyük darbede burada geldi. Magelere elveda başlığıyla yayınlarız bu videoyu. Dur Outbreaker. Eski ismine ve görüntüsüne geri alındı. Yani Sermon Scepter oldu. Holy Priest'leri sadece Priest'ler giyebilecek. Okçu sınıfı kalkan takılıyken Rush 2 setlerini kullanmama sorunu giderilmiş. Meslek düzenlemelerini sonraki videoda yapacağım arkadaşlar. Çünkü ayrı olarak Craft Premium almayı düşünüyorum. Bu videoluk bu kadar olsun. Mageler için bu relik eşyasında bir mage defansı var. Ekstra mageler taşın arkasından vuramıyor. Ekstra magelerin hasarları %13 oranında azaltılmış. Genel hasarı da %5 olarak azaltılmış bazı skilllerin. Esselatu ve selamu gelere izniniz için teşekkür ediyorum. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.